D&D'de hep büyülerden bahsediyoruz, yeteneklerimizden bahsediyoruz, canavarlardan, kötü adamlardan, hikayelerden bahsediyoruz. Ama bahsetmeyi unuttuğumuz ve çok eğlenceli olan aslında bir kısım daha var. Ve açıkça konuşmak gerekirse bir karakter yaratırken en çok zorlandığım kısımlardan, hep unuttuğum ve her zaman nasıl yapılıyordu ya diye bakmak zorunda olduğum kısım da bu. Tabii ki ekipmanlardan bahsediyorum. Ekipmanlarımız sadece zırhlarımız, silahımız, büyü kitabımız değil. Aslında bir karakterin taşıdığı her şey onun ekipmanıdır ve oyun içerisinde bu ekipmanlara yenileri eklenir. Ve bir oyuncu olarak senin görevin bu ekipmanları en yaratıcı ve zekice şekilde kullanmaktır. Ben şimdi sana bir karakter yaratırken başlangıç ekipmanı olarak neler alabilirsin? Bu başlangıç ekipmanlarını ayarlamak nasıl oluyor onu anlatacağım. Bunlar karakterinin daha oyun başlamadan önce sahip olduğu ekipmanlardır ve seçtiğin sınıftan ve karakter geçmişinden gelir. Her sınıfın altında, başlangıç ekipmanı altında neler alabileceğin yazar. Mesela biz şimdi Warlock örneğinden gidelim. İşte bu yazın benim aklımı en çok karıştıran şey ama aslında kolay da, ben sadece unutuyorum, bilmiyorum neden öyle olduğunu. Ama şimdi anlattığımda hem benim kafama oturacak, asla unutmayacağım, hem de siz asla unutmayacaksınız. Seçimi şöyle yapıyorsun. Her satırda yazan şeyi alıyorsun. Eğer bir satırda parantez içinde A ve B görüyorsan bu iki seçenekten birini seçmelisin demek. Zaten aralarında or yazdığında görürsün, yani İngilizce ya bunu seçeceksin ya bunu seçeceksin diyor. Ben şimdi bu Warlock karakterini yaratırken başlangıç olarak ilk önce ilk satırdaki bir hafif arbaleti ve 20 ok alacağım. Sonrasında ikinci satırdan bir arcane focus, yani büyü odağı alacağım. Üçüncü satırdan bir zindancı çantası ve son maddedeki her şeyi, yani deri zırhı, seçeceğim basit bir silahı ve iki hançer alacağım. Bunlara aynı zamanda seçtiğim karakter geçmişinden gelen eşyalar eklenecek. Ben eğer noble, yani soylu karakter geçmişini seçersem çantamda iyi bir terziden çıkmış kıyafet, bir aile yüzüğü, bir soy ağacı parşömeni ve 25 altın içeren bir kese eklenecek. Eğer bu ekipmanlarla başlamak istemezsen şu tabloda yazdığı şekilde belli bir altın miktarını da seçebilirsin. Ve oyun başlamadan önce Player's Handbook'a bakarak bu altını nasıl harcayacağını da kendin karar verebilirsin. Yani istediğin silahı alabilirsin, kıyafeti harcayabilirsin, zırhı harcayabilirsin. Zaten Player's Handbook'ta hepsi fiyatlarıyla beraber yazıyor. Ayrıca zorunlu olmasa da karakterini biraz daha derinleştirmek istersen bu eşyaların nereden geldiğine de karar verebilirsin. Yani karakter geçmişine küçük notlar da ekleyebilirsin. Mesela ben demin noble, soylu geçmişini seçtim ve bir aile yüzüğüm var. Bu aile yüzüğünün mesela yıllardır ailemde olduğunu ve babamın bana daha 10 gün önce verdiğini söyleyebilirim mesela. D&D'de değerli olan birçok şey vardır. Bunların arasında madeni paralar, değerli taşlar, sanat eserleri, büyülü eşyalar, hayvanlar, mülkler girebilir. Bu değerli eşyaların ne kadar değerli olduğu ise 4 metal üzerinden hesaplanır. Bakır, gümüş, altın ve platinyum. Aslında bir tane daha var arada ama onu kimse kullanmıyor, o yüzden ondan bahsetmiyorum. Yokmuş gibi davranıyorum. Bu 4 metalin de ne kadar değerli olduğunu aslında hep altın üzerinden karşılaştırarak belirliyoruz. Çünkü en çok altın kullanılıyor. Mesela 100 bakır 1 altın ediyor. 10 gümüş de 1 altın ediyor. Ve 1 platinyum parçası 10 altın ediyor. Yani en değerlisi platinyum. Peki altın ne kadar değerli? Yani D&D'de bir ticaret yapmak istiyorsan, bir şey satmak, bir şey satın almak istiyorsan buna nasıl karar vereceksin? Ya da bir DM olarak birisi gelip ben şunu istiyorum kaç para dediğinde kaç para acaba, bunu nasıl hesaplayacağım diye düşünürken neye başvuracaksın? Bunun için Player's Handbook'ta şöyle yazıyor. Bir altın parçasıyla bir karakter, bir sadak, bu okları taşıdığımız quiver denilen İngilizce şey, şöyle bir şey yani. 50 fitlik iyi bir ip veya bir keçi satın alabilir. İyi bir zanaatkar mesela günde 1 altın kazanır. Halk arasında en yaygın para gümüştür. Bir gümüşle bir zar takımı alabilirsin. Bir şişe lamba yağı alabilirsin. Ya da fakir bir handa bir gece geçirebilirsin. İşçiler ve dilenciler arasında ise en yaygın olanı bakır parçalarıdır. Bir bakır parçasıyla bir tane meşale alabilirsin. Ya da bir tane mum ya da bir adet tebeşir parçası. Farklı türlerde zırhlar mevcuttur. Maceracılar deri zırhlardan zincir zırhlara ve pahalı plaka zırhlara kadar birçok zırha erişebilirler. Ama temelde tüm zırhlar 3 ana grupta toplanır. Hafif, orta ve ağır. Bunlara geçmeden önce sizin için zırh tablosunu Türkçe'ye çevirip hazırladım. O da açıklamada, linke tıklayıp görebilirsiniz. Bu zırh tablosunda zırh türlerinin maliyeti, ağırlığı ve diğer özellikleri yazıyor. Bu tabloyu anlaman için de D&D'deki zırh kurallarını bilmen gerekiyor. Onlar da şu şekilde. Birincisi zırh uzmanlığı ya da yeterli diyebiliriz. Herkes bir zırh giyebilir ya da bir kalkan taşıyabilir. Ama ancak
O zırhta uzman olanlar onun nasıl iyi bir şekilde taşıyabileceğini bilir. Bir karakterin hangi sınıfta uzmanlığı olduğu karakterin sınıfına göre belirlenir. Eğer sen uzman olmadığın, yeterliliğin olmadığı bir zırhı giyersen, kuvvet ve çevikliğe bağlı olarak attığın tüm yetenek, saldırı ve kurtarma zarlarında dezavantajlı olur. İkincisi zırh seviyesi yani AC. Bu zırhının senin ne kadar koruduğuyla ilgili. Giydiğin zırh ve ayrıca kuşandığın kalkanın senin temel AC'ni, zırh seviyeni belirler. Zırh giymediğinde ise zırh seviyen 10 artı çeviklik bonusuna eşittir. Üçüncü kural ağır zırhlarla ilgili. Ağır zırh giyen kişinin hızlı, gizli ve özgürce hareket etmesini engeller. Eğer tabloda ağır zırhın yanında güç sütununun altında STR-13 ya da STR-15 görüyorsan bu zırhı giymek için minimum olarak STR yani kuvvet puanın bu kadar olmalı. Eğer bu ön koşulu sağlayamıyorsan o zaman hızından 10 feet azalacak. Dördüncü kural gizlilik. Tabloda bazı zırhların yanında gizlenmenin altında dezavantaj yazıyor. Eğer sen herhangi bir durumda gizlenme yani stealth zarı atıyorsan bunu eğer o zırhı giyerek atıyorsan dezavantajlı atıyorsun. Beşinci kural kalkanlarla ilgili. Bir kalkan normal olarak ya ahşaptan ya da metalden yapılmıştır. Bir kalkan kuşandığında ise zırh seviyene artı 2 eklenir. Ve sadece tek bir kalkan kuşanabilirsin çünkü diğer elinde de silahını tutman gerekiyor. Yani iki tane kalkan bir arada kullanamazsın. Ayrıca kalkan taşıyabilmek için de uzmanlığa yeterli ihtiyaç var. O da karakterinin sınıfından geliyor. Şimdi kısaca zırh türlerine bakalım. Genelde çevik maceracılar hareketini engellemediği için hafif zırh tercih ederler. Eğer hafif bir zırh giyersen yapman gereken şey tabloda yazan taban sayısına çeviklik bonusunu eklemen. Orta zırhlar hafif zırhlara göre daha fazla koruma verirler. Bununla beraber hala yeteri kadar hareket alanında vardır. Eğer orta zırh giyersen yapman gereken şey tabloda yazan temel sayıya çeviklik bonusunu eklemek. Ama çeviklik bonusunu en fazla artı 2 olabilecek şekilde ekleyebilirsin. Ağır zırhlar en iyi korumayı sağlarlar ama bazı dezavantajlarla gelirler. Demin de bahsettiğim gibi gizlenme zarlarını dezavantajla atarsın. Çünkü tüm vücudun metalle kaplıyken saklanman ve gizlenmen ve sessiz kalman birazcık zor. Ağır zırh giydiğinde sadece tabloda yazan kadar AC'in vardır. Yani buna ayrıca çeviklik bonusunu eklemezsin. Ama iyi yanı da var. Eğer çeviklik bonusun eksi ise bundan da negatif olarak etkilenmeyeceksin. Bir maceracı eğer büyüğü yapmıyorsa en büyük dostu silahıdır. Tıpkı zırhlarda olduğu gibi silahlarda da uzmanlıklar vardır. Ve bu uzmanlık ırkından, seçtiğin sınıftan ya da aldığın bir feat'ten yani hünerden gelebilir. Önemli yanı şu, eğer uzman olduğun bir silah kullanıyorsan o silahla saldırı yaptığında saldırı zarına bonus olarak ayrıca uzmanlık bonusunu da ekliyorsun. Bunun dışında silahlara ayrıntılı olarak girmemi isteyeceğinizi düşünüyorum çünkü dediğim gibi bir maceracının en yakın dostlarından biri silahlar ve iyi öğrenmek gerek onları iyi kullanabilmek için. O yüzden silahlara henüz bu videoda girmeyeceğim. Sadece böyle küçük bir giriş yapmak istedim ekipmanların içinde oldukları için. Haftaya gelecek videoda silahları ayrıntılı bir şekilde anlatıyor olacağım. Bir de son olarak bazı sınıfların uzmanlıkları içerisinde ve başlangıç ekipmanlarını görebileceğin araç gereçler yani alet takımları var. Bir alet takımı başka türlü yapamayacağın bir şeyi yapmanı sağlar. Mesela bir eşya yaratmak, onarmak olabilir ya da bir mektubu taklit etmek olabilir, gizlenmek için makyaj yapmak olabilir ya da bir kilit açmak olabilir. Irk, sınıf, karakter geçmişin ya da aldığın bir feat, hüner bu uzmanlığı sana verebilir. Eğer bir alet setinde uzmanlığın, yeterliliğin varsa ve bu alet setiyle bir şey yapmak istiyorsan o zaman o eylem için attığın yetenek zarına uzmanlık bonusunu da ekleyebileceksin. Bir de tüm bunlar dışında ıvır zıvırlarımız var. Ben kesinlikle karakterini yaratırken çantana birkaç ıvır zıvır da atmanı tavsiye ediyorum. Çünkü hikayede çok tatlı anlar yaratıyorlar. Bu ıvır zıvırlar öyle özel yararı olan önemli değerli şeyler değil. Daha çok manevi değeri olan şeyler. Mesela küçük bir biblo olabilir atıyorum. Ya da bir kolye olabilir. Farklı bir şey de olabilir. Köpeğine benzeyen bir taş parçası mesela. Böyle sözde anlamsız ama senin için manevi değeri olan şeyleri çantana atarsan, yani kendine küçük hikayeler eklersen oyun içerisinde bunları kullandığın tatlı anlar yaratabilirsin ve çok da güzel olur bence. Tabii bunu yaparken öncelikle DM'ine danışmanı da tavsiye ederim. Kendi kafana göre hareket etme. Genel olarak ekipmanlarla ilgili bilgiler bunlar. Tabii ki daha fazla ayrıntısı da var ama oyuna başlamak hatta oyunu yönetmek için bile bunlar yeterli olacaktır. Zaten karakterini en iyi şekilde oynayabilmek için hepsini değil sadece çantanda olan eşyaları nasıl kullanacağını bilmen gerekli. Ve tabii ki de onları yaratıcı ve zekice kullanman. Tabii ki oyun içerisinde bu eşyalara yenileri katılacak, bazılarını kaybedeceksin, bazılarını bozacaksın.
Her zaman çantanda yeni şeyler olacak ve umarım bu yeni şeyler eğlenceli ve büyülü şeyler olur. Bir dahakine büyük bir şehre uğradığınızda sihir dükkanına uğramayı da unutma. Haftaya yeni videoda görüşürüz.